Is it chemistry? Is it genetics? Is there such a thing as a bad seed when a baby is born? Is he already a serial killer? Or is he created by his own deeds and feelings throughout his life and his environment? Throughout my childhood and up to the time I was 18 years old, I believed in God. And then for 2-3 years I became sort of like an atheist. I didn't believe in anything. Neredeyse herkesin bildiği, tanıdığı, illaki bir yerlerde gördüğü, dünyanın en ünlü seri katillerinin başında gelen Richard Ramirez, yani gece avcısı. Richard Ramirez'in konuşmalarına ve röportajlarına geçmeden önce hayatının, yaptıklarının ve işlediği suçların kısa bir özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz bana abone olmanız yeterli. Richard Ramirez, yani tam adıyla Ricardo Leyva Munoz Ramirez, 29 Şubat 1960'ta Amerika'da doğdu. Bir seri katil, tecavüzcü ve hırsızdı. Ramirez'in cinayetlere başlama sebebinin kuzeninin anlattığı hikayelerin sebep olduğu düşünülüyordu. Kuzeni 12 yaşındaki Ramirez'e Vietnamlı kadınlara yaptığı işkenceleri anlatmış ve kurbanlarının ürkütücü fotoğraflarını göstermişti. Kuzeni Ramirez'in gözleri önünde kendi karısını öldürmüştü. Olay anında Ramirez'in yüzüne kan gelmiş ve bu olaydan çok etkilenmişti. 9. sınıfta okulu bırakan Ramirez ilk kez 1977'de esrar bulundurmaktan tutuklandı. Kısa bir süre sonra Kaliforniya'ya taşındı. Kokain bağımlılığı gitgide artmıştı ve hırsızlığa başlamıştı. Satanizme ilgiyi tam olarak bu dönemlerde duymaya başladı. Los Angeles bölgesinde 1981'de ve 1984'te iki kez otomobil hırsızlığı nedeniyle tutuklandı. Ramirez artık evlere girmeye başlamıştı. İnsanları kendi evinde tecavüz edip öldürüyordu. Ramirez'in o zamanlar bilinen ilk cinayeti 28 Haziran 1984'te kurbanının kendi evinde bir hırsızlık sırasında cinsel saldırıya uğrayan, bıçaklanan ve öldürülen 79 yaşındaki Jenny Wink oldu. Ard arda birden fazla kurban bırakan vahşi cinayetler, tecavüzler ve soygunlar yaşanmaya başladı. Jenny Winkow cinayetinden yaklaşık 8 ay sonra Ramirez başka bir kurban aramaya başlamıştı. Sadece 10 gün sonra 27 Mart'ta Ramirez, 64 yaşındaki Vincent Zazzara ve Zazzara'nın 44 yaşındaki karısı Maxine'i katillere örnek olacak bir saldırı tarzı kullanılarak öldürdü. Önce kocasını vurdu, sonra karısına vahşice saldırdı ve bıçaklayarak öldürdü. Aynı zamanda Ramirez, Maxine Zazzara'nın gözlerini de oymuştu. Kapsamlı bir polis operasyonu olsa da hiçbir somut sonuç vermedi. Ramirez, Mayıs 1985'te emekli olan William ve Lily Doyle'ye yönelik saldırı modelini tekrarladı. Şeytani ritüeller vahşi şiddet ile tamamlanıyordu. Los Angeles Polis Departmanı, FBI'nin yardım için devreye girmesiyle özel bir görev gücü bir araya getirerek yanıt verdi. Saldırıların çoğu gece vakti kurbanların evlerinde gerçekleştiği için basın Richard Ramirez'e gece avcısı adını verdi. Medya ve polis baskısı hayatta kalan kurbanlarının açıklamalarıyla desteklenen Ramirez'i o Ağustos ayında Los Angeles bölgesinden ayrılmaya zorladı. San Francisco'ya gitti ve burada 17 Ağustos'ta Peter ve Barbara Penn adlı iki kurbanın daha canını aldı. Ramirez artık son noktaya doğru yaklaşıyordu. Son terör gecesinde 24 Ağustos 1985'teki eylemleri kısa süre sonra yakalanmasına yol açtı. İlk olarak tanık arabasını ve plakasını not almadan önce bir evin dışında farkında olmadan bir ayak izi bıraktığı görüldü. Daha sonra Ramirez evinde başka bir kadına tecavüz ettikten ve nişanlısını vurduktan sonra kurban kendisini şeytana olan sevgisine yemin etmeye zorlayan saldırganın ayrıntılı bir tanımını verdi. Şeytanla arasında hep bir bağ olduğuna inanıyordu Ramirez. Terk edilmiş arabası birkaç gün sonra bulundu. Eşleşmeye yetecek kadar parmak izi vardı. Ulusal televizyon ve yazılı basında hapishane fotoğrafının yanı sıra tanıklardan ve hayatta kalanlardan gelen bir ipucu, Ramirez'in 31 Ağustos'ta Los Angeles sakinleri tarafından iki araba hırsızlığına teşebbüs ederken feci şekilde dövüldükten sonra yakalanmasına yol açtı. Ramirez, duruşması sürekli ertelendiği için hapishanede bekledi. Gecikmeye savcılar ve savunma avukatı arasında bir dizi hareket eden ve çekişme damgasını vurdu. Jüri seçim süreci nihayet 22 Temmuz 1988'de karar kılınmaya başladı ve duruşma Ocak ayında başladı. Bu süre zarfında Ramirez çoğu siyah giyimli, şeytana tapanlardan oluşan tarikat benzeri bir grup destekçi kendine çekmişti. Mahkeme salonu görünümleri için genellikle siyah ve koyu tonlarda giyinirdi. 20 Eylül 1989'da jüri nihayet 13 cinayet, 5 cinayete teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık suçlaması dahil 43 suçlama hakkında oy birliğiyle suçlu kararı verdi. 2 hafta sonra aynı jüri 19 davada ölüm cezasını önerdi. Mahkeme salonunu terk eden Ramirez, "Hey!
büyük mesele. Ölüm her zaman toprakla birlikte gelir. Disneyland'de görüşürüz. Hüküm giymiş katil 7 Kasım 1989'da gaz odasında resmen ölüm cezasına çarptırıldı ve günlerinin geri kalanını geçirmek için Kaliforniya'daki San Quentin hapishanesine gönderildi. Uzun zamandır beklenen temyiz başvurusu reddedilmeden önce nihayet 2006'da Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne ulaştı. Yaklaşık 24 yıl ölüm hücresinde kaldıktan sonra Ramirez 7 Haziran 2013'te 53 yaşında B hücreli lenfoma ile ilgili komplikasyonlardan öldü. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Ted Bundy, Charlie Manson. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there with these guys. Serial as far as anyone is concerned. On a small scale. Governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Why don't you tell me what kind of emotions are going through you right now? Yeah, I'll tell you what. I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed, programmed like a computer, be nothing more than puppets. This nation, this country was founded on violence. Violent delights tend to have violent ends. It's madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're very good at following your script, Richard, but not so much at answering my direct questions. A lot was made of your being a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no? Please, have you ever studied Satanism? Yes, I have. Do you worship the devil? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. I would like to hear what you have to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It's power. It's power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil? We are all evil. In some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes. I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse.
The great epochs of our lives is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. I think most humans have in them the capacity to commit murder. They choose not to, not because they are morally superior, as they so commonly claim, but because they are imprisoned in a way of responsibilities, commitments, now, beliefs, and sentiments. Richard. And that would render murder an absurd gamble or ridiculous self-destruction. And serial killers, and most killers in general, have a dead conscience. Normal, ordinary people do not think like a serial killer. They have no conception of what is going through a killer's mind, how he operates. I think there is a divine force that is out there. I believe also there's a malevolent force that is out there. Then again, they could be one and the same. Death is death, and it is said that no man knows his own death. Sure, for a few minutes you might feel it. I've really not given much thought to that. And serial killers, and most killers in general, have a dead conscience. No morals, no scruples, no conscience. For some, it is the very act of killing another human being that is sexual to them. Bloodlust, I guess you could say. Some serial killers will let you live if you talk to them, if you get to know them, if they get to know you. Some serial killers will take pity while others won't. And this not only applies to serial killers, but killers in general.